arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte memleketimdeyim. Bir vlog çekeceğiz. Gogula denen bir yer varmış. Güzel böyle dere yeşilliğin olduğu yer. Oraya doğru gidiyoruz. Yüzüm falan biraz kızarmış. Genelde beyaz tenli gözüküyorum kamera karşısında ama burada güneşten dolayı bayağı yandım. Şimdi devam edelim yolumuza. Gülşah, tekrar soruyorum. 1 kilo demir mi, 1 kilo pamuk mu? 1 kilo demir tabii ki. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Bu soruyu bana sormam böyle bir terbiyesizlik gibi. Değil mi yani, değil mi? Sence? Sor tekrar. Sordum az önce, sordum. Sen zaten sen 1 kilo demir şey dedin. Daha 1 kilo pamuktan. Tamam dedin, sen 1 kilo demir dedin değil mi? Evet, demir daha ağır. Şoför ne diyor bu duruma? Ben de demir diyorum. Gülşah ne derse katılır. Tamam. Şöyle demir yapalım. O zaman bak benim, şimdi bir dakika. Bak bu adam 2 senelik üniversite bitirdi. 4 senelik üniversitesini bitiriyor yeni. Bu çocuk üniversiteye hazırlandı. Bu sene ya hemşire olacak ya da Allah izin verirse Adalet okuyacak. Hemşire olacak. Bu çocuk Trabzon Katedet şey bitirdi. Soracağım. Bir dakika dur şimdi, bir bozma. Bu çocuk katede tarih bitirdi. Bunların hepsi toplandı. 1 kilo demir mi, 1 kilo pamuk mu sorusuna. He şimdi bu kadar adam haksız, sen mi haklısın? Hepsine demir dedi. Dur şöyle kapatayım, atletim gözükmesin. Şimdi 1 kilo demir mi ağır, 1 kilo pamuk mu? Yol demir. Uzun olduğu için bunu tartışıyoruz. 1 kilo demir mi, 1 kilo pamuk şimdi mu? İkisinin kilosu aynı olabilir. Hayır bak. Demir. İkisinin kilosu aynı olabilir. Ya ama Allah'ım. Demir daha ağırdı. IQ. Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bakın hep tartışıyorsunuz, şimdi yanlış biliyorsunuz. Doğru diyor. İkisi lan de adam eşit değil. Oğlum, eşit değil. Bak. Onun demir dışında, daha ağırdır. Demir daha ağırdır. Senin ayağına demir düşse 1 kilo. Ya bir şey diyeceğim oğlum. Ya bırak. Oğlum bir şey diyeceğim. Ha. Biz demir ağırdır Rı savunanlar derneği diye bir dernek kuralım mı abi? Kuralım, yoksa bence vardır böyle bir. Bence de böyle bir dernek yani olması lazım zaten. Demir mi pamuk yani mu dediğin zaman ikisi de 1 kilo olduğu için ikisi de birbirine eşittir. Ya bırakın. Hayır ya. Şuradaki çatıdan 1 kilo demiri atsak, bir de 1 kilo pamuk atsak, o zaman ikisi aynı anda düşmesi lazım. Mantıken yani aynı eşitmiş ya. Evet, eşitmiş evet. Ya doğru ben mu? Ben onu diyorum işte. Doğru mu? Ha. Demir daha hızlı düşer. Ha. Cahil'le sohbeti keseceğim yemin ederim. Ya bırak ya. Sallamıyorum ya. Baktığın zaman mantıksız da gelmiyor. O da kötü şimdi. Mantıksız da gelmiyor yani. Yer çekimi hangisini daha hızlı çeker? Demir. Demiri. Doğru çünkü mu? Çünkü ağırlığı evet, ağır olduğu çünkü için. Çünkü ağır olduğu için. Ortada fizik var, kimya var, bilim var. Hayır bak, 1 kilo demirin ayağına düştüğünü düşün, bir de 1 kilo demirin pamuğun ayağına bak şimdi düştüğünü. Hangisi daha çok? Hadi bakalım ne diyeceksin buna? Biz, demir daha çok acıtıyor. Biz bu çocuğu özel şeyde okuttuk değil mi? Ne özel alakası liseye özel gönderdik ya bir de. Paraya yazık oldu ya. Ne alakası var dedi? Paraya acıdım ya. Ne alakası var? Ya konuyu nasıl başka yerlere çekiyor? Aynı. Aptallık olabilir mi ya? Oğlum Allah aynı kilodan. Ağır kardeşim, aynıysa. Bak şimdi bunların ikisi aynı değil mi? Evet. Ağır ağırlık olarak dedi. Tamam evet. Şimdi ben bunları atıyorum. Oğlum, bak, yanlış kelimeler düşünme. Canlı değil. Aha aynı anda düştü. Çünkü bunlar ikisi aynı. Şimdi 1 kilo demirle 1 kilo pamuğu at bakalım. Böyle düşebilir mi? Yine aynı düşecekler. Düşmezler. Ya niye aynı düşsün? Ağırdır demir. Ben şimdi şöyle bir teklif yapacağım sana. İlk durduğumuz yerde birine soracağız. Tamam mı? 1 kilo demir mi daha? Tamam. Tamam mı? Ben de neyle? Tamam, ben her şeyine varım. Tamam. Şimdi abi bir tane sorumuz var, tamam mı? Biz arabada bunu tartıştık. 3 kişi olarak, yani 4 kişi olarak kaldı. Şimdi ben savunduğum şeye güveniyorum. Soruyu sana soracağım, tamam mı? Ondan sonra sen de bize bir yorum yapacaksın. Şimdi soru şu. Arabada bayağı biz tartıştık. Hepimiz üniversite mezunuyuz. Tamam mı? Bir şey yapalım. Bir başkasına da soralım. Acaba biz hani yol şeyiz ya, yoldan geliyoruz ya. Hey, 1400 kilometre yoldan geliyoruz. Sorumuz şu. 1 kilo demir mi daha ağırdır? 1 kilo pamuk. Abi bu kadar düşünecek bir şey yok. Demir ağırdır. Yes! Demir. Abi sana soruyorum. Bir
dakika. Tamam. Abiye de şey yap. Abi sorma demir. Onu sorayım dedim. Cevap oldu ya. Demir diyorlar ya. Demir abi demir bir kilo. Evet, dön. Bir kilo pamuk mu, bir kilo demir mi? İkisi de bir kilo. Aynen. Bir kilo demir mi, bir kilo pamuk mu? Sorucusu da aynı. Araba geldi yapıyor. İkisi de aynı. Gel. Görüşürüz. Bir kilo demir mi, bir kilo pamuk? İkisi de aynı şey değil mi? Ağırlık olarak. Boyut olarak demiyorsun değil mi? Hayır, ağırlık olarak. Öyle. Bir kilo demir mi daha ağır, bir kilo pamuk mu daha ağır? Sence hangisi daha ağır? Abi ben... Eşit, ikisi de eşit. Hayır, demir. Abi, demir. Ben de aynısını sallıyorum. Ya. Geçemedim bir türlü. İkisi de eşit. Eşit diyorsun. Kilo iş bazı değil mi kardeşim? Aynen öyle. Arabada ne konuştuk? İneceğiz bir yerde, ilk gördüğümüz kişiye soracağız. Herkes susacak. Öyle konuştuk değil mi? Evet, doğru. Ama dayıya sorduk. Dayı da tabii mantık yürüterek dedi ki demir daha ağır dedi. Ver basit. Nesine girmişim? Haydi. Onu sonra konuşuruz. Onu sonra yaparız. Tamam. Hadi görüşürüz. Buradaki çocuklar da genelde dereye girerler. Mesela bu çocuklar dereden geliyor şu anda. Dursana bir içine bakalım. Neyin ya. İçine bakacaksınız? Kameraya da bir merhaba deyin. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Dereden mi geliyorsunuz? Dereden geliyoruz. Evet. Nasıldı? İyi. Güzeldi. Sıcak mıdır dere? Sıcak mı? Evet. Evet. Kimin çocuklarıysınız? Bizim burada bir de meşhur bir laf vardır. Kimi görürseniz görün çocuk olarak. Da sen kiminsin derler. Da sen kiminsin? Ben Resul'un torunuyum. Resul'un torunu sen? Ben Emin Yılmaz'ın oğluyum. Selam söyle elim o zaman. Erhan Çelik. Ayhan Çelik. Tamam Kadir kameraya Yılmaz. Bir el sallayın. Kadir Yılmaz. Hadi. İyiyse gençler görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Film mi çekiyorsunuz? Filmciyim. Bir sor öyle adresi bu bir sor. Nasıl gideceğiz de. Ulan oğul. Allah aşkına boynu batacak gibi böyle diyor. Yakar mısın abi? Atacağım. Yakalım abi olmaz mı? Abi kayıttaydım da bir el salla bari. Sağ ol abi. Hadi görüşürüz. Google'a mı gidiyoruz? Google'a gidiyoruz aynen. Hadi görüşürüz. Olayımız bu. Ya bu ne soğuktur? Evet, Doğula dediğimiz yer böyle bir yermiş. Şöyle bir şelale tarzı şelalemiz var. Şurada bir deremiz var. Söylemiş olduğunuz gibi. Az önce de söylemiştim zaten. Yarım saat bir yoldan geldik buraya. Yeşilliklerin içerisinde gayet güzel bir yer. Kız bir sus! Allah Allah! Burada bir tane şöyle bir misafirim var. Susmuyor bir türlü. Beni de çek. Adının Mısra olduğunu söylüyor. Mısra bu videoyu izliyorsan bu videoya like atmayı unutma, tamam mı? Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir doğa harikası bir deremiz var.